Bu hafta özel bir 32. günle karşınızdayız. Çünkü bu haftaki 32. günü çok özel bir kişiye ayırdık. O kişinin adı da Suna Kıraç. Suna Kıraç'ı hepiniz tanıyorsunuz. Vehbi Koç'un kızı, milyar dolarlık Koç Holding'in en üst düzey yöneticisiydi. Pırıl pırıl bir yaşında hastalığını verdi. 6 yıldır da inanılmaz bir yaşam kavgası veriyor. Sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor. Müthiş bir beyin işliyor, vücudu kıpırdamıyor. Onun filmlere konu olacak yaşam öyküsünü Rıdvan Akar ve Ali Akyüz'le birlikte bir belgeselde topladık. Hiçbir şey saklanmadı, her şey çok açık, net bir şekilde ortaya kondu. Bu belgeseli şimdiye kadar kimse görmedi. Sadece yakın çevresi tarafından izlendi o kadar. Suna Kıraç'ın her şeyi bu belgeselde var. Aile hayatı, kızı İpek, İpek'le ilgili ilişkileri nasıl oldu, İpek ne oldu, neler yaptı, hastalığı, nasıl bu hastalığa yakalandı ve bugünkü kavgası, yaşama direnmesi. Suna hasta yatağında hala çalışıyor. Etrafıyla iletişimini gözleriyle kuruyor. Biz de zaten bundan dolayı bu belgesele Suna'nın Gözleri adını koyduk. Bu yayını da sevgili eşi İnan Kıraç'tan aldığımız özel izinle ekrana getiriyoruz. Zira bu belgesel bir insanın hayat mücadelesini, bir inancı anlatıyor. İzlediğinizde Suna Kıraç'ı sadece iş kadını kimliğiyle veya Vehbi Koç'un kızı olarak değil, bir anne, bir eş ve zor bir hastalığa direnen, direniş sergileyen bir insan olarak tanıyacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Varlığınızla bana güç veriyorsunuz. Size sesimi duyuramıyorum. Ancak sizi görüyorum ve çok iyi anlıyorum. Ne düşündüğünüzü dahi görebiliyorum. Ne demek isteyip de diyemediğinizi biliyorum. Acıyan bakışları sevmiyorum. İçi sevgi dolu bakışlarsa beni hayata bağlıyor. Belki farkında değilsiniz ancak gözlerimle konuşuyorum. Bu gözler Suna Kıraç'ın gözleri. Görmek isteyen veya görebilenler bu gözlerde kimi zaman pırıltı, kimi zaman hüzün, kimi zaman da kelimeler, hatta cümleler görürler. Onlar inanılmaz bir direnişin, müthiş bir yaşam mücadelesinin simgesidirler. Açık kaldıkları sürece binlerce insana umut verecek, hatta insanlık yaşamında yeni bir sayfa açabileceklerdir. Gözler 3 Haziran 1941 günü Ankara Keçiören'de ilk defa açıldığında farklı bir insanın doğduğu kolaylıkla anlaşılıyordu. Koç ailesi 4. çocuklarının doğumunu heyecanla karşıladılar. Türkiye'nin efsane ismi Vehbi Koç özellikle mutluydu. Yine de onu diğer çocuklarından farklı büyütmedi. İyi eğitim alsınlar, sağlıklı, huzurlu ve ciddi olsunlar. Onun için bu değerler yeterliydi. Diğer çocuklarıyla da ne kadar mesafeliyse Suna ile de çocukluğunda aynı mesafeyi korudu. Vehbi Koç belki çocuklarını sıkıştırmayan, örtmeyen bir babaydı ancak göstermediği şefkatle üstlerine titrerdi. En önem verdiği de iyi bir eğitim almalarıydı. Yabancı hiçbir dil bilmemenin sıkıntısını yıllarca çeken Vehbi Bey, diğer kardeşleri gibi Suna'yı da Robert Kolej'e gönderdi. Kolej onun yaşamını etkiledi. Aile içindeki en farklı çocuk olduğunu o genç yaşlarda hemen gösterdi. Ciddi bir öğrenci ve aslında çok esprili falan bir arkadaş. Fakat onu yakın çevresinde ancak görebiliyorsunuz. Ve birlikte çok şeylere gülüyoruz ama iş hayatında olduğu gibi öğrencilik hayatında da ciddi bir öğrenciydi. Non-conformist bir gruptuk. Konformistlerle de aynı şekilde dostluk ederdi. Bizler biz kendimizi asi çocuklar falan olarak görürdük ve o da tamamen öyleydi. Hepimiz
her şeyden zevk almaya çalışırdık. Okurduk. Bir takım kitapları oturur tartışırdık. Orta üçteyken, orta ikideyken. Yasak kitaplar vardı. Yasak kitaplar okuyacaksak kaplardık onları. Ki ne olur ne olmaz kimse görmesin diye. Bunlar moda şeyler. O da uyardı o modaya. Ruhi su gelirdi bize. O da solcudur değil mi? Eve gelirdi filan. O bu tiyatrocuların getirdiği bir şeydir. Bazı mektep arkadaşlar da öyle hafif sola şey yaptı ama büyük bir şey değil. İnsan zengin olunca, işi olunca, gücü olunca, iş aleminde olunca onun solculuğu fazla bir şey ifade etmez bence. İdeali köy öğretmeni olmaktı. Nazım Hikmet hayranıydı. Ancak belirli sınırları hiçbir zaman geçmedi. Koç ailesinin bir ferdi olduğunu hiç unutmadı. Babasına duyduğu sorumluluğun ağırlığıyla yaşadı. 1960 yılında koleji bitirdiğinde gönlünde Amerika'ya gitmek yatıyordu. Başvurmuş ve Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden birinden burs kazanmıştı. Ancak Vehbi Bey bırakmadı. Onu yanında istedi. Wharton School of Finance'a gitmek istedi Amerika'ya. Oradan acceptance falan aldı, kabul gördü. Fakat babam o zaman niçin, sebebi nedir bilmiyorum, bırakmadı. Dedi ki sen madem ki işe başladın, iş hayatına, burada devam et. Hatırlıyorum. Bağırdı, çağırdı, ağladı. Fevkalade sinirlendi. Ama sonra şeyi anlatınca tatlı tatlı, işte Koç Holding Amerika'dan daha iyi bir master'dır. Falan deyince zamanla ikna oldu herhalde. Suna Koç babasını kıramazdı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi ancak bu da yeterli değildi. Vehbi Koç için önemli olan kız olsun erkek olsun çocukları arasında ayrım yapmamaktı. Hem okumalı hem de çalışmalılardı. Eskiden ailelerin, zengin ailelerin kızlarının bir ticarethanede çalışması hemen hemen ayıp gibi bir şeydi. Biz bunu yırttık. Yani bu usulü kaldırdık. Daima çocukların ticarethanelerde çalışmasını kızların bir adet bir annenin haline getirdik. Bizden sonra şimdi herkes tatlı gidiyor bunu. Genellikle çünkü Ankara'da erkek çocuklar daha önemli, kız çocuklar ikinci planda gelirdi. Annem bu konuda fevkalade ısrarcı olarak bir takım kararların alınmasında etkili oldu. Bizim çok iyi eğitim görmemiz, iyi yetişmemiz veyahut ileriki yıllarda da şirketlerde eşit pay sahibi olmamız açısından. Çok önemli bir unsura dikkat ederdi. Ailelerdeki en büyük sorunların kardeşler arasındaki eşitsizlikten kaynaklandığını söylerdi ve bu konuda babama çok büyük baskı koydu. Üstelik zaman zaman bazı kişiler tarafından da eleştirilen bir konuydu. Paraya bula mı ihtiyacınız var, ne münasebet sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Fakat ikisi de bu konuda çok cesur davrandılar. Ve iş hayatına atılmamızda babamın kararı, annemin baskısı çok etkili oldu. Suna hem okudu hem holdingde çalıştı. Vehbi Koç onu adeta kendine çırak seçmişti. Adım adım hayatı hazırladı. Yanından ayırmadı. Okul bittiğinde Suna artık holdingde Vehbi Bey'in gölgesi olmuştu. Suna Vehbi Bey'e çok yakın çalıştığı için Vehbi Bey'in çalışma sistemini öğrendi. Yani nasıl kontrol edilir, nerelerden kontrol edilir, nasıl karar verilir. Hem Vehbi Bey'den hem Vehbi Bey'in etrafındaki yöneticilerden Suna'nın alma kabiliyeti fevkalade kuvvetlidir. Onlardan hakikaten kendini yetiştirecek, kendine anahtar olacak noktaları öğrendiğini tahmin ediyorum. En ufaktan başladı o. Çalıştıkça bir takım şirketlerde idare etmeye girdi.
çalıştıkça holdinge geldi. Holdingde şimdi bir taraftan aile şeyde idari heyetinde, bir taraftan da ailenin görüşlerini idari komitesinde nakleden yegane şeyimiz. Yıllar yılları kovaladı. Suna da her genç kadın gibi beyaz atlı prensini bekleme dönemine girdi. Ancak bunu hiç belli eden bir insan değildi. Artık tanınmış, başarılı bir iş kadınıydı. Zirvedekilere özgü yalnızlığı, mağrur ve mesafeli duruşuyla çekinilen, yanına kolay yaklaşılamayan bir isimdi. Ona yaklaşmak cesaret işiydi. Bu cesareti ilk gösteren kişi ise Otokoç'un genç bir elemanı oldu. Ancak ilk denemesi hüsranla sonuçlandı. İlk Ankara'da gördüm. Rahmi bir davet veriyormuş. O nedenle Ankara'ya gelmişler. Ve o gece de hep beraber Ankara Palas'a gidildi. Orada tanıştık. Orada dans edeyim diye de bir cesaretle hareket ettim ama böyle bir tersliğiyle dedi ki ben dans etmem dedi. Suna o dansı reddetmişti. Ama yine de göz ucuyla İnan Kıraç'ı izlemeden edememişti. İnan da hemen vazgeçme niyetlisi değildi. Dans edemese bile bakışlarında ilgi duyduğu görülüyordu. Bir süre sonra yeniden holdingdeki bir iş toplantısında karşılaştılar. Masanın farklı taraflarında oturuyorlardı. Suna toplantıya yine fırtına gibi girdi. İnan Kıraç'ın getirdiği öneriyi de hiç beğenmemişti. Bana yine kafa tutar haliyle çok beğendim. Çünkü beni böyle efendim siz otomobilciler ve lastikçiler zaten ukalasınız gibi bir hırsla içeri girdi. Ve hırpalamaya kalktı. Çok hazırlıklı olduğum için kendimi hırpalattırmadım ama o an o hırsı ve o şeysiyle değişik bir gözle bakmışım ki vay fena değil bu Vehbi Koç'un küçük kızı güzelmiş gibi o gün bir içimde şey oluştu. İnan Kıraç'ın bu içinde kıpırdayan bir şey onun inadını kamçıladı. Patronun kızından açıkça hoşlanmıştı. Peşini bırakmamaya karar verdi. Üstelik neden olmasındı ki? İyi bir aileden geliyordu. Ağabeyi Can Kıraç Vehbi Bey'in güvenini kazanmış bir insandı. Rahmi Koç ve eşi Çiğdem'i tanıyor, arkadaşlık ediyordu. Aile içinden gelen haberler de olumluydu. Bu ortamda sık sık Suray'la görüştü. Gülücükleriyle kalbini kazanmaya çalıştı. Tabii bu durumda Suna'nın dikkatini çekmiş ve zaman içinde evde Otokoç'taki İnan Kıraç'tan söz eder olmuştu. İnan'la bir arkadaşlıkları olduğunu hissettik. Yani İnan'ın Suna'yla görüştüğünü, fakat Suna'nın çekimser davrandığını falan. Ben de evde diyordum ki, vallahi Suna ben senin yerinde olsam derhal peki ederim. Suna da bana diyordu ki, öyleyse sen boşan İnan'la evlen, o kadar meraklıysan. Böyle fevkalade çekimser, ihtiyatlı falan bir hali vardı. Suna bu ilgiye çok fazla dayanamadı. Sonunda hiç değilse bir öğle yemeği yiyelim de daha yakından tanıyayım dedi. İlk defa böyle bir şey yapıyordu. İnan Kıraç daveti alınca müthiş heyecanlandı ve adeta uçarak randevu yerine koştu. Bir kere mana veremedim. Yani patronun kızı niye öğle yemeğinde benimle konuşmak istiyor. Söylediği yere gittim. Gelmedi. Gelmedi ve döndüm. Orada işte dedim ki bu çok gayri ciddi. İşte şımarık zengin kızı çağırdı beni, hiç kale bile almamış, unuttu, holdinge döndüm ve Suna arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Anladım ki yemeği unutmuş, çok üzüldü, ne olur git, hemen geliyorum dedi. Ama ben orada kendi kendime dedim ki bu herhalde benimle iş konuşsa çağırır yanında konuşur. Başka şeyleri konuşacağız.
Birkaç saat sonra masaya oturduklarında İnan Kıraç kararını vermişti. Ya bu işin adını koyacaktı veya kesip atacaktı. Yeniden tüm cesaretini topladı ve suratına hayretler içinde bakan, karşısındaki şok olmuş Sunay'a reddedilmesi güç bir teklifte bulundu. Ben dedim ki Suna, eğer hakikaten birbirimizi tanımak istiyorsak ve birbirimizden hoşlanıyorsak bunun adını koymamız lazım. Bunu da dedim, eğer bugün olursa bu devam eder, bugün olmazsa da bu iş biter dedim. Peki dedi. O zaman dedim ki bugün yüzük takacağız dedim. Tabii çok şaşırdı. Çünkü tekrar ediyorum, biraz evvel söylediğim gibi hakimiyet artık bendeydi. İnan yine de kulaklarına inanamadı. Vehbi Koç'un o mesafeli, mağrur kızının etrafındaki koruma duvarları çöküvermişti. Evet demişti. Peki ne olacaktı şimdi? Vehbi Bey'e bile sormamışlardı. Onun onayı alınmamıştı. Oysa İnan kararlıydı ve o gün yüzüğü takacaktı. Suna, annem, hemen anneme gidelim dedi. Vehbi Koç'un icazetinin anahtarı Sadberk Hanım'ın cebindeydi. Annesi de divan otelinde bir toplantıdaymış. Oraya gittik. Baktım saat geçiyor. Dükkanlar kapanacak. Biz yüzük alamayacağız. Samahat Hanım yanımdaydı. Samahat'e dedim ki Semoş, biz nişanlanmaya karar verdik dedim. Sözüm ona, kulağına fısıldıyorum bunu. O da bağırarak, aa anne bizimkiler bak ne oluyor, nişanlanacaklarmış gibi bir yüksek sesle bir nutuk çekince bütün toplantıdakiler şaşırdılar ne oluyor diye. Annem dedi ki Vehbi Bey'e dedi bir soralım hiç olmasa dedi. Herhalde torunlarımızın evlendiğini gazetelerden okuyacağız artık. Tabii annem için çok değişik bir tarz. O şekilde babama anlatıldı. Babamdan okey alındı. Ve Sunay'la inandı. O şekilde nişanlanmış oldu. Nişanlılık döneminde birbirimizi tanıyalım diye başlayan bu deneme kısa süre sonra tabii evliliğe dönüşüverdi. Her ikisinin de en büyük arzusu küçük, mütevazi bir düğün ve tevazı dolu bir yaşamdı. Gösterişten kaçmak, sadece dostlar arasında mutlu olmak. Ama hiçbirini yapamadılar. ...1967 yılında Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri... ...Suna ile İnan Kıraç'ın düğünleriydi. Hiç bir şekilde düğün istemiyorduk. Hilton'da büyük bir düğün yapıldı. Dediler ki, hayır Vehbi Koç'un kızısın. Dolayısıyla pek çok tanıdığımız var. Dostumuz var, ahbabımız var. Bayilerimiz var. Dolayısıyla bunları biz dışlayamayız. Olmaz böyle şey dediler. Peki demek mecburiyetinde kaldık. Dolayısıyla Hilton'da bir büyük şey oldu. Resmisi ve böyle kodamanların geldiği bir düğün orada oldu. Sonra yine bağırdı, çağırdı. Ben düğün istemem, nişan istemem, hiçbir şey istemiyorum bilmem ne falan. O istemem dediği şeyden 7 tane düğün oldu. 7 gece. Hem öyle bağırdı, bizim elimizi ayağımızı birbirine soktu. Kına gecesi yapalım dedik. İstemem diye bağırdı. Halbuki kına gecesinde en çok o eğlendi. En çok sıkıntıyı da annemle ben çektik. Çünkü Suna istiyor, istemiyor, gelecek ya, çıkmam misafirlerin yanına dedi. Çıkacak, çıkmayacak, olacak, bulacak derken ikramın yarısını içeride unutmuşuz. Verememişiz misafire, o kadar heyecanlandı, telaşlandı.
kına gecesi gerçekten de en çok eğlenen Suna oldu. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla kucaklaştığı mutluluğun tadını çıkardı. Düğün günü bir kişi ağladı. O da soğukkanlılığı ile tanınan Vehbi Koç'tu. Ben evlenirken babam çok duygulandı. Artık sevincinden mi, üzüntüsünden mi onu bilmiyorum ama resmen gözyaşları içinde ağladı. Bunu fotoğraflarla da size belgeleyebilirim. Dolayısıyla inan zaten hep hayatında Vehbi Koç'u ağlatan tek insan benim diye de şakasını yapıyor. Evlilikleri boyunca herkesin gıpta ettiği bir yaşam kurdular. Koç Holding'de de biri Koç ailesini, diğeri profesyonel yöneticileri temsil ettiğinde aile bağlarını işlerine hiç karıştırmadılar. Muratlarına erdiler. ...80-90'lı yıllarda bütün bu çalışmalar meyvesini verdi. Koç Holding'in ticaretten rekabetçi büyük sanayi yatırımlarına geçişinde Vehbi Koç'u etkiledi. Cesaretlendirdi. Hatta Vehbi Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarının ısrarına rağmen Arçelik'in yabancı bir firmaya satılmasını engelleyerek de ağırlığını koydu. Türkiye'nin ilk sanayi kuruluşlarından biri o gün bu gerekçeyle yabancı bir sermaye ile birleşmiş olsaydı Türk sanayi, öyle zannediyorum ki o günden kendine olan güvenini kaybedecek. Yıllar geçtikçe Suna, holdingin profesyonelleşmesi, kurumsal kimliğinin oluşması ve geleceğe ilişkin vizyonunu saptama konusunda yoğunlaştı. Kendini yavaş yavaş emekli etmeye karar veren Vehbi Bey için Suna'nın artık farklı bir yeri vardı. Her şey ondan sorulur olmuştu. Suna, zaman içinde Vehbi Bey'i yumuşatan, kararlarını etkileyen bir konuma girmişti. Herhalde yeni neslin olaylara başka bir bakış açısı oluyor. Benim tüm hayatım iş değil. Babamın tüm hayatı iştir. Benim değişik meraklarım, hoşuma giden başka işin dışında şeyler de var. Fakat babamın risk alma kabiliyetinin ne kadarı bana geçti onu bilmiyorum. Çünkü ben hazır bir düzen üstüne risk alıyorum. O kendi kendine yetiştiren bir kişi olduğu için sıfırdan başlayan bir düzen üstüne müthiş riskler almış. İkinci bir hususta ben katı değilim. Babam bazı konularda çok katı. Dolayısıyla herhalde o yönünü hiç alamadım. Bilmiyorum, iş hayatında başarıda herhalde bir miktar katı olmak da gerekiyor. Ciddi olduğu, disiplini sevdiği, uzun vadeli düşündü. Bütün bu özelliklerini de çalışma hayatına yansıttı. Koç Holding'in kapısına girdiği tarih saatten itibaren Koç Holding'de apayrı bir disiplin düzenine geçirirdi. Öyle sert görünen bir insandır ama
Çok yumuşaktır, çok çabuk duygulanır. En ufak bir şeyde gözleri dolar. Belki de ben şöyle düşünüyorum, yani kendini korumak için kalkan olarak o sert görüntüyü kendisine gösteriyor, o şekilde gösteriyor. Çok mutluydular. Günleri fırtına gibi iş hayatıyla dolu geçiyordu. Adeta holdingle evlenmişlerdi. Birbirlerini çok seviyorlardı ancak bir yandan da kendilerini çok yalnız hissediyorlardı. Hayatlarındaki boşluk her geçen gün büyüyordu. Çocukları olmuyordu. O dönemde yine en zor ve en gerçekçi kararı büyük bir cesaretle verdiler. Çocuk edineceklerdi. Hem de ikiz olmalıydı. Bu muhafazakar Koç ailesi için adeta bir devrimdi. Kimseye söylemediler. 3 sene süreyle araştırdılar. Sonunda bir gün bir telefon geldi. İkiz yok. Yalnız çok cici bir kızımız var. Kalkın gelin görün eğer istiyorsanız. İpek işte o İpek. Aile İpek'i duyduğunda artık çok geçti. Hepsi şaşırdı ancak yapacakları hiçbir şey yoktu. Ben doğrusu şey yaptım yani hayret içerisinde kaldım ama Sunay'ı iyi tanıdığım için yani kafasına koyduğunu yapacağını bildiğim için fazla karşı çıkmadım yahut direnmedim ama bizim ailede olmayacak bir şey yaptı. Tabular yıkıldı ama ondan sonra da İpek'i aldı, geldi, büyüttü, etti. Bir de baktık İpek'i bağrımıza bastık çünkü benim kızlarım yok, Semahat'in ve Sevgi'nin çocukları yoktu. Bilhassa Sevgi İpek'i kendi kızı gibi, yani Doğan enişte de öyle, Doğan Gönül de öyle, rahmetli İpek'i kendi kızları gibi severdi. İpek de zannediyorum annesi babası kadar onları severdi. Çok enteresandır. Vehbi Bey her gece her çocuğu için dua edermiş. Vehbi Bey'in Sunay'a ve bana söylediği şey, dedi ki Allah size bir evlat versin diye hep dua etmişimdir. Demek İpek bu şekilde gelecekmiş. Hayırlı olsun, bizi çok mutlu etti dedi. Hiçbir reaksiyon ne benim ailemden, ne Koç ailesinden gelmedi. Ekim 1988. Artık İpek tek başına tencereye binebiliyor. Peki İpek'e bu durumu hiç anlatmadılar mı? Ona öz çocukları olmadığını hiç söylemediler mi? İpek bir gün bana çiftlikte bir tayın doğurumu nedeniyle annesini ve şeyi tayı gördü. Baba benim annem kim dedi. İlk orada ben İpek'in böyle bir sorusuyla karşı karşıya kaldım ve İpek çok küçük yaştaydı. Ben de dedim ki İpek'ciğim anneni doğum zamanında kaybetmişsin. O nedenle sen bizimsin. Başka kimsenin değilsin. Ve İpek'e her zaman da onu söyledik. One and only. İpek tektir ve tek kaldı. Tam hatırlamıyorum ama bir yerde doğum günümün ayrı yazılıp benim öbür doğum günümün böyle ayrı bir zamanda kutlanılmasından dolayı ben galiba sormuştum ama çok hatırlamıyorum ama annem söylemişti. Ben kendimi hep evde hissettim, hep ailemle hissettim zaten. Onun için hiç düşünmeme bile gerek yoktu. Çünkü memnundum, hayatımdan çok memnundum. Hiçbir sebebim yoktu. Yani soruşturulacak, araştırılacak bir şey değildi benim hayatımda. Değil yani.
güzel. Bir çift böyle mutlu bir çift hayatında hiç görmedim. Canım benim. Biz hep mutluyuz. Yalnız çünkü bir tek kusur. Mutlu eden birisi var. Yalnız annemin bir kusuru var. O da sigara. Ne o sigara? Çünkü kendini hasta etmek istemiyor. Hasta olmak da istemiyor. Kendisi hasta olmak istiyor galiba. Biz olduk. Evet. Ama bırakacak. 5'e indirecek. Söz verdi değil mi? Gündüzde içiyor muyum eskiden? Hayır. İçmiyorsun ama günde 5 taneyi de geçmeyeceksin. Bakın babamın dediğini yapmanız lazım annem. Artık ailenin ipekli yılları başlamıştı. Cıvıl cıvıl yankılanan bu ses yaşamı renklendirmişti. Bu arada Vehbi Koç gittikçe Suna Kıraç'a alışmış, onun görüşünü daha çok almaya başlamıştı. Açıkçası Suna ile rahat ediyordu. Kendi gibi konuşan, kendi gibi düşünen, kendi gibi çalışan bir insan bulmuştu. Suna onun artık sağ koluydu. Yıllar içinde Suna'yı hem icra komitesine, hem yönetim kuruluna, hem de aile komitesine soktu. Son yıllarda adeta ağırlıklı olarak danıştığı, görüş aldığı insanların başına getirdi. Suna Kıraç da babasını yönlendirdi. Onu yumuşattı, ona sosyal boyut getirdi. Bu baba kız yönetimi sayesinde 80'li yıllara kadar önce ticaretle para kazanan, sonra montajla uğraşan holding artık büyük yatırımlarını tamamıyla sanayiye açmıştı. Avrupa düzeyinde dev bir sanayi grubu olmuş, herkesle rekabet edebilecek konuma girmişti. 1990'lardan itibaren artık farklı bir Koç Holding, farklı bir Vehbi Koç ve farklı bir Suna Kıraç vardı. İşte bu aşamada Suna Kıraç Türkiye'de çok az kişinin cesaret edebileceği dev bir proje oluşturdu. Eğitim kampanyası. Çok değişik günlerde yaşıyoruz. Ve bütün bu sorunların altında eğitim eksikliği yatıyor. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Bizler de bu noktaya gelebilmişsek, düzgün eğitim aldığımız için ve ekibimize berrak düşünen kafalarla kurduğumuz için oldu. Dolayısıyla 21. yüzyıla ancak iyi eğitilmiş kafalarla gelebiliriz ve Avrupa ile bütünleşmemize ancak düzgün yetişmiş gençlerle sağlayabiliriz. Hepimiz bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Vehbi Koç, İstanbul'a Atatürk Kütüphanesi, Ankara'ya Göz Hastanesi ve bunlar gibi yüzlerce bağış yaparak bu konulara açık bir insan olduğunu göstermişti. Nitekim 1990'ların başında kapılarını açan Koç Lisesi herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak bunlar Suna Kıraç için hiç de yeterli değildi. Eğitim devlete bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Eğitim yalnız özel sektör kuruluşlarının halledeceği bir konu da değildir. Gelin eğitim alanında en büyük bir sivil toplum hareketini başlatalım. Ve devletin özellikle 7-16 yaş grubundaki verdiği eğitime bir destek program oluşturalım. Ve nesillerin daha iyi yetiştirmelerini sağlayalım diye bir fikir ortaya attı. Vehbi Bey'in de inancı insana yatırım yapılmasından yanaydı. Ancak üniversite denince bu Koç Lisesi gibi 5-10 milyon dolarlık bir iş değildi. Tereddüt etti. Biz ticaretten, sanayiden anlarız. Bilmediğimiz işlere bu kadar büyük kaynak ayırmak tehlikelidir diyordu. Aile de tereddüt içindeydi. Kararın verileceği komite toplantısı bir dönüm noktasını oluşturdu. Suna Kıraç kalktı geldi dedi ki, beyler eğer siz evet derseniz ve siz destek olursanız şirketlerinizde böyle bir üniversite macerasına başlıyoruz. Ama unutmayın ki bir üniversite dediğiniz vakit fonlarıyla beraber en az 250 milyon dolarlık bir gücün arkamızda olması lazım. Var mısınız buna dedi. Bizler evet dedik. Tüm Koç şirketleri kollarını sıvadılar. Her biri kazancının %5'ini vakıfa aktarma kararı aldı. Vehbi Koç da ilk başlardaki tereddüdünü kısa bir süre sonra bıraktı. Babamın aslında en büyük hayali eğitim. İnsan yetiştirmek ve insana yatırım yapmak. Dolayısıyla üniversitede
hayalinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Tabii ki sonunda hayallerin en büyüğü oldu. Hedefimiz, gayemiz en iyi şekilde bunu model olacak şekilde bir üniversite kurmak ve yetiştirmek. Yani en büyük gaye bu benim. Orada yetişen gençlerin, o üniversitede mezun olan gençler elle gösterilsin. Sunay'a güveniyordu. O da kolları sıvamış, her işi bırakmış rüyasını gerçekleştirme savaşına girmişti. Koç Üniversitesi'nin kuruluşunda Sunay'ın büyük emeği geçti. Rektörün seçilmesinden, binaların yapımı için mimar tercihinden, binaların yapımından, efendim mütevelli heyet üyelerinin bir araya getirilmesinden tutun da mektebin açılması, başlaması, yürütülmesi, yatırımların yapılmasına çok emeği geçmiştir. Türkiye'de iyi bir şeyler yapmak istenir de birileri engellemez mi? Birileri çıkıp hayatı zehir etmez mi? Üniversitede bundan payını aldı. Kahredici bir süreç başladı. Seçilen yerin orman arazisi olduğundan tutun, üniversite açılmasını engellemeye kadar giden bin bir sorun. Sunay Hanım'ın üniversitenin meydana getirilmesinde de çok müstesna rolü olmuştur. Çünkü üniversite birçok zorluklarla karşılaştı. Yani biraz yeni kampüsünün meydana getirilmesi. İşte orman arazisi dediler. Evvela müsaade verdiler, sonra müsaadeyi geri aldılar. Halbuki orada orman vesaire etrafında vardı ama yapılan yerde yoktu. Üniversiteler ormanları tahrip etmez, aksine ormanları korur. Bunu anlatıncaya kadar çok sıkıntı çekildi. Açık, üniversiteye karşı açık tavır takınıldı. Çeşitli kademeler tarafından. Ama üniversite yapıldı, çıktı. Sunay Kıraç için artık gününün büyük bir bölümü dev eğitim kampanyasına ayrılmıştı. Eşi İnan'ı Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurmaya teşvik etmiş, hem kendi cebinden hem de İnan Kıraç'ın cebinden 22 yılda 50 milyon dolar harcayarak bir süreci başlatmıştı. Galatasaray Lisesi'nin kurtuluşunu sağlamıştı. Öte yandan Robert Kolej mütevelli heyetinin başına geçmiş, auditorium yaptırmış, okulun devamlılığı için gereken 55 milyon dolarlık bir fonun oluşturulmasında başı çekmişti. Bir yandan işlerin ağırlığı, öte yandan eğitim seferberliği Sunay İnan ikilisini adeta birer çalışma makinesi haline dönüştürmüştü. Bu durumu en çok kıskanan da İpek'ti. Bir üvey kardeşi olduğunun kısa zamanda farkına vardı. O üvey kardeş de Koç Holding'den başkası değildi. Ben patronum olarak görüyordum bir yerden sonra. Bana da yani tabii ki de İş ortamı evden çok daha farklı, ev işten çok daha farklıydı ama iş burası da bir nevi bir küçük bir şirketti. Bir nevi kendisinin çevirdiği, yürüttüğü bir iş ortamıydı. Onun için bizim tabii ki hala da öyle malum ama evi o yönetirdi, hala da o yönetir, patronudur. Biz dinleriz, başka zaten elimiz mahkum, başka bir şansımız da yok. Ama hep böyle hep hatıralarım bir iş, işte Koç Holding, anneme yapabildiğim benim en heyecanlı sürpriz şirkette ziyarette ya da arabasının bagajına saklanıp gelirken işte ben geldim seni karşılamaya demekti. Onun için hep
güzel gidiyor. Biz, benim okulum ne zaman tatilleri varsa o zaman daha çok bir aileydik. Çünkü o zaman şirketin olduğu şehirden dışarı çıkardık. Başka bir şehire giderdik. Tek yazın olsun, tek ne olsun, yurt dışı, yurt içi. Onun için biz daha çok tatillerde aileydik. Çünkü işten birazcık uzaklaşınca aileye daha çok fokus olurdu kendisi. İki kere aldın. Tamam, sanki biliyorsan söyle. İki kere altı. İki kere altı. İki kere altı. Evet, İki kere altı. Kaç? Parmaklarımla saydın. Ben de burada tespit ettim. İki kere yedi. 14. Saymak yok, ezberleyeceksin. Çarpım tablosu ezberledim. İnat, herhalde verdiği en önemli şeylerden biri inat. Annemin inadını bana geçtiğini babam düşünüyor. Ben de katılıyorum. Ama annem dediği dedik bir insandır. Bir şeye karar verirse o şey yapılana kadar arkasında durur. O şey yapılacaktır. Başka bir şansı yoktur. Ben de birazcık öyle oldum. Beğendiğim yönleri kişiliği, insanları düşünmesi. Ben... Yani ilkokul öğretmeninin doğum gününü hatırlayan, evde çalıştırdığı insanın bütün sülalesinin isimlerini, nerede okuduklarını bilen, annemin en beğenmediğim yanı sadece Koç Holding'e gidince gözleri parlıyor. Hala. O yanını beğenmiyorum. Beğenemiyorum. We are living in a such a stress world. When you when you get up from the bed, when you open your eyes, you think of what you are going to do every day, and you think of you forget what your life it is. You see what it should be your life. You are forgetting, and you are rushing all everywhere, and your mind is working like anything. Is because of that, you some in some time back, you exhaust your mind also. 1990'ların ortalarına gelindiğinde artık Vehbi Koç kendini emekliye ayırmış. Ancak yine de uzaktan da olsa her şeyi izliyor. Suna da belki hayatının en büyük projesini kafasında oluşturuyordu. Bir gün konuyu babasına açtı. Eğitim Gönüllüleri Vakfı kuracaktı. Yüz binlerce çocuğun boş zamanlarını değerlendirecekti. Bu iş sadece lise ve üniversiteyle olmayacak dedi. Vehbi Koç bu defa direndi. Bir sivil toplum hareketi onun dünyasında yoktu. Her zamanki ihtiyatlı yaklaşımıyla itiraz etti. Suna'nın başarısız olmasından çekiniyordu. Yapmayalım dedi. Bugün sizi destekleyenler yarın bu harekette yalnız bırakırlar. Yalnız bırakıldığı zaman da bu hareket yarım kalır. Yarım kalacak bir hareketi başlatmak bize yakışmaz. Suna Hanım'ın lafı aynen şöyle oldu. Vehbi Bey, biz hangi işinizi bugüne kadar yarım bıraktık? Bu harekete girerken geleceği de şekillendireceğimiz konusunda lütfen bize itimat edin. Vehbi'nin lafı, peki ben ikaz ettim, gerisi sizden. Gidin, Allah yolunuzu açık etsin. Peki Vehbi Bey, Suna Hanım, bir bağışta bulunmayacak mısınız bu hareket için? Yok dedi. Evvela hareketinizi takip edeceğim. Bizleri de motive etti. Biz de ona her türlü bu konuda nerede ve nasıl isterse mali bakımdan tutun, her bakımdan yardımcı olduk. Ve bugün Eğitim Gönülleri Vakfı bir yere geldi, oturdu. Senede 5 milyon dolar harcama yapıyorlar her sene. ALS is a degenerative disease of motor neurons in the brain, the brainstem, and the spinal cord. In this disease, these types of neurons die, and unfortunately, because of that, the muscles that they move and for which they're responsible for motor activity also then become paralyzed. So unfortunately, it's a disease that leads to death in about 4 or 5 years because of paralysis of breathing muscles. Suna fırtına gibi esiyordu ancak İçinde bir şeyler oluyordu, bir gariplik vardı. Zaman zaman adeleleri halsizleşiyordu. Hiç üstünde durmadı. Onun aklı fikri Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndaydı. Türkiye'nin eğitim alanında en büyük sivil toplum kuruluşunun
temellerini atacaktı. Eğer bugün yani 1990'lı yıllarda kurulsaydı Türkiye Cumhuriyeti ve ne tür bir eğitime ihtiyacımız var diye düşünseydik, o modele benzer bugünkü teknolojinin de içinde olduğu, bugünkü ekonomik imkanların el verdiği bir eğitim modelini kurabilirdik. Bunda hem köy enstitüsü fikrinin özü, yani kök hücresi, hem halk evlerinin kök hücresi, hem de o günkü idealler, ülke ve dünyaya bakış tarzı her yönden batıyla yarışabilecek genç kuşakları yetiştirmek. The disease begins in very subtle ways, sometimes, for example, with weakness in just one hand or one foot. Sometimes it begins with difficulty with chewing and swallowing. Sol elinde uyuşma oluyor ve hemen geçiyordu. Sağ ayağı zayıflıyor ama o da hemen geçiyordu. Hiç üstünde durmadı. 1995'e gelmiştik. Onun aklı, fikri Eğitim Gönülleri Vakfı'ndaydı. Güneydoğu kana bulanmıştı o dönemde. Eğer vakfını Güneydoğu'da örgütleyebilirse, ilk öğretim okulları ve eğitim parkları açarsa terörün azalacağına inanmıştı. Güneydoğu'ya gitti. İnsanların gece sokakta dolaşmaya çekindikleri, her gün askerlerimizin şehit edildiği, değişik tuzakların olduğu bir günde biz Sikorsky helikopterlerle havalandık. Biz Suna Hanım'a, tek hanım kişi olarak, kal burada bak generallerin hanımları var, onlarla birlikte sohbet edersiniz dediğimizde o şiddet de bizi reddetmiş ve o seyahate katılmıştı. Korumaların damlarda Thompson'lu tüfeklerle nöbet tuttuğu bir dönemde Eruh'ta, Pervari'de, Sason'da, Lice'de ve bunun gibi 15 yerde Kurp'ta eğitim birimlerinin açılışını gerçekleştirdik. Well, first, for example, one foot might not move normally. Someone might find that one tripped on crossing the street because the foot dropped, and then the whole leg would get weak, and then the whole side would get weak, and then eventually the entire body would get weak. Bir gün eve giderken hiç neden yokken düştü. Sol ayağı tutmamıştı. Nedenini anlamadı. Herhalde bir şeye takıldım dedi. Üstünde durmadı. Zira o gün çok sevinçliydi. Eğitim Gönülleri Vakfı tam 82 yerleşim bölgesinde 200 bin bağışçının katkıları, 10 bini aşkın gönüllülerin emeğiyle 7-16 yaş arasında tam 600 bin çocuğa eğitim hizmeti verir hale gelmişti. Bunlarla da yetinmedi. Batı dünyasının akil adamlarını bir araya getiren, uluslararası gelişmeleri yönlendiren en güçlü fikir kulübü Bilderberg'de Türkiye'yi tek başına temsil etti. Bütün bu çalışmalarının meyvelerini de aldı tabii. 1995'te Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. Yine 95'te Galatasaray Eğitim Vakfı Onur Madalyası'nı aldı. 1999'da London Business School Honorary Fellowship onur üyeliğine layık görüldü. 2001'de Millennium Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü, Geleneksel Vakıf Dostları Onur Ödülü, 2001'de yine Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Ödülünü aldı. İşte Koç ailesinin tüm fertlerinin belki de son defa bir araya geldikleri unutulmaz görüntüler bunlar. Küçüklerin büyüme, büyüklerin ise giderek yaşlanma süreci. Herkes mutlu, herkesin gözlerinden pırıltı fışkırıyor. Bu görüntülerden birkaç yıl sonra 1996'da Vehbi Koç, 94 yaşında aileyi yalnız bırakırken Koç Üniversitesi'nin açılmasına çok az kalmıştı. Oysa Suna Kıraç babasına bu açılışı göstermek ve "bak baba başardık" demek istiyordu. O görkemli açılış günü
gözleri yaşlıydı. Koç ismini yaratacak, yaşatacak kurum bir üniversite olacaktır. Dolayısıyla Sinan Hanım'ın o günkü hatırlıyorum, coşkusunu, ağladığını ve hepimiz aslında müthiş bir coşku içindeydi. Çünkü o gün aşağı yukarı 89'da başlayan serüven, 93 yılında 4 yıl süren bir çabadan sonra ilk gerçekleşmişti. Suna çok çalışmış, çok yorulmuş ancak sonunda başarmıştı. Lisesi, üniversitesiyle, eğitim gönüllüleriyle ülkesine binlerce genç yetiştiren dev bir mekanizma kurulmasını sağlamıştı. Mutluydu. Kızı ve eşiyle birlikte tatili hak etmişti. Fransa'da kayağa gittiler. En mutlu, en neşeli oldukları günler gelmişti artık. Courchevel'de bir gün kayaktan döndük. Sol elinin parmakları tutmuyor dedi. Ben şeyden şüphelendim. Soğuk da hava. Herhalde üşüttün dedim. Biraz şey yaptık, masaj yaptık. Nitekim ondan sonra rahatladı. Or it might start just in the hand, with hand weakness, which then spread to involve the whole arm, and then again the whole side, and perhaps both sides. So it's a spreading process. Suna ilk önce sağ kolunun tutmadığını, arada sırada böyle bir boşluk gibi hissettiğini, böyle bir sorun olduğunu anlatmaya başladı. Üşütme zannettik, bir kas problemi aklımıza gelmedi doğrusu. Üşütme veya yorulma veya boyundan gelen bir şey. Aylar ayları kovaladı, sorunlar devam etti. Örneğin sesi kısılır oldu. Kimse bir anlam veremedi. Ses tellerinde polip arandı, hiçbir şey çıkmadı. And it usually takes several months before it spreads sufficiently that it's possible to make a clinical diagnosis. So it's not unusual to have many months go by before people know that they have ALS, before their doctors can actually firmly make that diagnosis. 28 Şubat 1998 günü başka bir nedenle Amerika'daydılar. Suna da ses tellerindeki sorunu öğrenmek için kontrolden geçmişti. O gün doktorla randevusu vardı. Crash'lar hayatlarını bir anda değiştiren haberi işte o gün aldılar. Dedi ki hastalığınızın adı budur, motor nöron hastalığıdır. Mahat Yusuf, bunun ne ilacı vardır ne bir tedavi şekli. Ve bu 7 senede ortalama bu işin hayatın sonu demektir. Önümüzdeki devrede buna bir ilaç bulunur mu, bulunmaz mı pek bilmiyoruz.
bir tek ilacı var ama fayda etmiyor şimdiye kadar. Hiç kimse bundan faydalanmadı. Dedi. Ve biz birbirimize sarıldık ağlayarak. Büyük bir şoktu. Hayatımdaki en büyük şoktur. Ve oradan hemen çıkıp gittik. Ben inanmadım en önce. Dedim ki bunlar yanlış teşhis koydular. Ya yakıştıramadım da. Ondan sonra derler ikinci bir opinion, fikir alın, bir doktora daha gözükün, bir konsültasyon yapın. Amerika'da bir daha yapıldı, bir de Avrupa'da yapıldı ve hepsi de üst üste aynı teşhisi koydular. New York'a geçtik. New York'ta bir doktora daha gittik. O daha daha sert. O dedi ki gelmişken buraya dedi, size dedi detaylarını anlatayım. O detayları için dedi şuraya gidin şundan sonra çünkü dedi konuşamayacaksın dedi. Ondan sonra boğazını şey yapacaklar dedi. Ellerin tutmayacak dedi. Şöyle şöyle olacaksın dedi. Çok yani Amerika'da biliyorsun doktorlar çok gaddardır. O gaddarlıklarının tümünü kullandılar. Tabii bir hayal kırıklığı ama bunu da benden olabildiğince saklanmaya çalışmış. Ve tabii şu da var ki sürekli benim teyzem ve eniştem yanımdaydı. Onun için teyzem ve eniştem neşeli apayrı iki karakter. Yani annemle babama kıyasla. Hiçbir zaman onun için böyle anlamak için pek bir fırsatım yoktu. Birisi asık suratlıysa öbürü öteki o kadar çok gülüyordu ki. Yani çok bir fırsatım olmadı ama ne zaman ki annem ne bileyim düğmeyi kapayamamaya başladı. Kalem tutamamaya başladı ve konuşamamaya konuşmasında bir bozulma olmaya başladı. O zaman yavaş yavaş zaten başka bir şansım yoktu. Suna Kıraç 2 yıl süreyle direndi. Aile dışında hastalığını kimseye söylemedi. Kimseye hissettirmedi. Kum saatinin taneleri birer birer akıyordu. Ses kısılmaları arttı. Bir süre sonra eli kalem tutmamaya başladı. Bütün bu aşamaları gözleyen İnan Kıraç'ın elinden de sevgilisinin yaşamını kolaylaştırmaktan başka bir şey gelmiyor. Sabahleyin ondan evvel kalkıp mesela muslukları açabiliyordu o zaman. Musluklarını hafif açman lazım ki o kolay açabilsin. Dedim ben diş macununu hazırlaman lazım ki sıktığı vakit çıkabilsin. Ben yani tut onun şu an bile arzusu nedir? Ne yapmak istemektedir? Neden rahatsız olur? Niçin onun yapılması lazımdır? Niçin ona dikkat edilmiş olması lazımdır? Onun gibi yaşamanız lazım. Onun gibi hissetmeniz lazım ki onun üzerindeki bazı yükleri alasınız. Çok korktum ama sürekli bir şeyler deniyorduk. Öyle bir yani ben bu evden gelip geçen ben size hoca mı sayayım, cinci, perici mi, büyücü mü sayayım? Gelen o kadar çok insan gelip geçti ki o kadar çok boyadılar ki bir hayal aleminin içine sokulduk biz hepimiz. 14 Ağustos 2000 gecesi dolunay vardı. Etraf pırıl pırıldı. Suna birdenbire nefes almakta zorlanmaya başladı. Hastalığın yeni bir aşaması başlıyordu. Hemen hastaneye kaldırılması kaçınılmazdı. Annemi hastaneye kaldırırken, bu evden ayrılırkenki bakışları. Ben bu eve bir daha geri gelemeyeceğim dedi bize. Ve o bakışlarla ayrıldı. Ben o bakışları unutamam. Çünkü yürüyebiliyordu ama sedyeye kaldıracaklardı. Ve sedyeye oturmadan şöyle bir odasına baktı, yatağına baktı ve hani sanki elveda diyordu. Onu unutamayacağım. O gün böyle sanki bir daha bu eve gelmeyecekmişim gibi baktı bu eve. Çünkü dediğim gibi inatçı bir insan olduğu için makineye bağlanmamayı kesin karar kılmıştı. Ve makineye bağlanmasaydı da yaşayamazdı. Onun için elveda dedi evine o gün. Kapıdan çıkarken onu ben de orada yakaladım. Baktı,
ve ağlamaya başladı. Bir şeye alasmanlıktı o. Evine alasmanlıktı. Amerikan hastanesinde doktorlar hiç tereddüt etmediler. Nefesini kaybediyor. Suni nefes makinesine bağlamazsak Suna Hanım'ı yaşatamayız dediler. Onun da en istemediği şey makineye bağlı yaşamaktı. Sana soracaklar. Evet veya hayırında muhakkak hayır diyeceksin. Makineye bağlanmama müsaade etmeyeceksin. Dedim ki ben bunu yapabileceğimi mi zannediyorsun? Ya ben bunu böyle söylediğim vakit o kadar çok basit söylüyorum. Çünkü değiştirelim yerimizi. Ben senden bütün bunları isteseydim, sen evet diyebilir miydin? Artı ben evet desem bile, acaba bugün tıp bunu yapma durumunda mıdır? Yani doktor benim lafımı dinler mi? Böyle bir şey olur mu? İnan ben bunu istiyorum dedi. Dedim ki sen bunu istiyorsun ama çok zor bir şey istiyorsun benden. Ben bunu yapamam. Ölümü hep yapacaksın dedi. O gün fazla bu hadiseyi uzatmamak için peki çalışacağım dedi. İnatçı ve mücadeleci iş kadını geri dönmüş, yaşamının en radikal kararını da kimseye bırakmıyor, yine kendi veriyordu. Kapı kenarından bu manzarayı seyreden İpek birden yukarı fırladı. Annemin daha şu dünyadaki görevi bitmemişti. Belki şirkette bitmiş olabilir ama daha beni yetiştirecekti. Beni üniversiteye sokacaktı. Liseden mezun edecekti, evlendirecekti. Daha işi bitmemişti annemin ve onun için hiç inanmıyordum babama karşı gelse de bana da hayır diyeceğini. Onun için yanına gittiğimde bunu hakikaten benim için yapar mısın, sana ihtiyacım var. Hep benim yanımda olacağına söz verdim, beni yalnız bırakma dediğimde bana hayır demedi ve demeyeceğini biliyordum nedense. Ve insanların hayatlarında çok değişik mutluluklar vardır. Benim hayatımdaki en büyük mutluluklardan biri annemin orada bana evet demesidir. Suna Kıraç için bu evet hayat mücadelesine devam anlamını taşıyordu. Bundan sonra görebilecek, duyabilecek, beyni pırıl pırıl çalışacak ancak hareket edemeyecekti. Makine sayesinde nefes alıp hastalığın tedavisini getirecek mucizeyi bekleyecekti. Çok zor bir karardı. Ancak bu kararı iki kişi için vermişti. Biri İpek, diğeri İnan. O gün annem, annem oldu. Çünkü benim için yaptı. Başkasını, yani bir imza atmadı bir kağıda, bir toplantı kararı verilmedi orada. Onu benim için yaptı. Onun için o gün benim için sıfatı da değişti ve annem oldu, arkadaşım oldu. Farklı bir boyuta geçti her şey. Ben Suna'ya bir daha aşık oldum. Yani benim hakiki sevgim, hakiki şeyim, Suna'ya aşkım. Başlangıçta belki işte o evlilik süreci içinde nasıl hepimiz bir süreç geçirdiysek ben de aynı süreci geçirdim. Çok saygınlığı olan bir insan, çok değişik olan bir insan, her şeysiyle mükemmel bir insan. Tamam, onlarla başka bir yerdesin ama ondan sonra bir hastalanmış bir Suna Kıraç ve mücadele etmek istiyor. Ve o mücadelenin bir nedeni var. Bazı şeyleri bitirememiş. Onları yapmak istiyor. Kızını biraz daha bir yerlere getirmek istiyor. Suna çıkarken bir daha dönemeyeceğim diye hüzünle baktığı evine bir süre sonra gözleri parlayarak geldi. Bundan sonra yepyeni bir düzene girildi. Sevdikleri etrafını kuşattılar. Onu yalnız bırakmadılar. Etrafında fırıl fırıl dönen hemşireleri, koruyucu meleği Doktor Tahsin ve tüm emektarları. Ona asıl hayat veren, gözlerinin içine bakan, üstüne titreyen eşi inandı.
Altından heykeli dikilecek bir enişte. Çok vaktini harcıyor. Neredeyse işini gücünü tamamen bıraktı. Yalnız Sunay'la meşgul oluyor. İşte onun için özel araba yaptırdı şuradan şuraya gidebilmek için. Onun için teknenin içini tamamen değiştirdi. Yeni motor aldı Boğaz'da gezebilsin diye. Efendime söyleyeyim. Sunay'ı Antalya'ya götürdü oradaki evlerini. Sunay'ı Paris'e götürdü. 18 kişi birden gittiler Paris'e. Dambien's patience is everything. Everyone is positive. For example, Mr. Inan is always positive, and his daughter, their daughter, is also always positive. We know very well, and the affections of the family towards patients. He's a great man. He's trying his best to find each and every solutions for Suna to make. To give her really comfortable life. And that is, I'm sure, we are very close right now. And Western point of view, okay, they are doing, I mean, really giving really good effort for the, to try to find solutions for LS. And they are doing very good. İpek de annesine sadece moral vermenin ötesine geçti. Kollarını sıvadı, eğitimini biyolojiye ayırdı. ALS'yi araştıran laboratuvarda staj yaptı. Mucize ilacı bulmak isteyenlerin yarışına katıldı. Benim aklıma göre benim biyoloji okumam anneme fiziken yani yapabileceğim ve yardım edebileceğim tek yön. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorum oturup izlemek dışında. Sanki bir katkım olsa böyle bir şey, bir tek biyoloji olacakmış gibi geliyordu. Ama tabii biyolojiyi de hep çok sevmişliğim vardı ama benim hayatımdaki en büyük hayalim bir laboratuvarın içinde çalışmak ve sanki bir katkıdır o. Ben de denedim demek istiyorum. Sanki yeterince deneyemiyormuşum gibi geliyor böyle olunca. Bu büyük direnmeye, büyük mücadele 7 yıldır sürüyor. Ve Suna gözleriyle konuşuyor. Hala üniversitesini, eğitim gönüllerini, müzesini ve işini yönetiyor. Suna gözleriyle konuşuyor. Yani Suna'nın her şeysini bugün benim okuyabilme imkanım var. Çünkü tekrar ediyorum, o gözlere baktığım vakit mutlu mu, üzgün mü, kızını mı özlemiş, yemek mi yemek istiyor, su mu içmek istiyor, hepsini fark edebiliyor. Mutlu olunca daha bir canlı ve diri bakıyor. Mutsuz olunca da gözün içine bile bakmıyor. Çünkü aklı Allah bilir nerede. Mutsuz olunca annenle bir komünikasyon kurmak çok zor. Onun için gözlerinden. Çok mutlu olunca da arada bir gülüyor. O tabii daha bir hoş oluyor ama ben olabildiğince şebeklik şeylerimi o karşısına geçip güldürmeye çalıştığım için genelde bazen işe yarıyor ama çok şanslıysak gülüyor ama gözlerinden anlaşılıyor. Annem şu an hepimizi gözleriyle idare ediyor. Suna Kıraç 29 harften oluşan bir alfabeyle ülkesinin ve ailesinin yarınına ilişkin projeler üretiyor hala. Antalya'daki Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü arkeoloji çalışmalarıyla tam bir çekim merkezi haline dönüştü. Zengin Kütüphanesi Müzesi ile Antalya Kale içinde bir kültür vahası oluşturuldu. Yine Antalya'da Eğitim Gönüllüleri Parkı yoksul ailelerin çocuklarına okul sonrası eğitim veriyor. Parktan yetişen bir öğrenci satranç şampiyonu oluyor. Kız öğrenciler kurdukları futbol takımıyla farklı bir yaşama giriyorlar. Daha bitmedi. Şimdi de en büyük düşünü gerçekleştiriyor. İstanbul'da Pera Müzesi tüm ihtişamıyla ortaya çıkıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kurulması aşamasında Suna Hanım 4 konuya odaklanmak istedi. Eğitim, kültür, sanat ve sağlık. Kalıcı eserlerin yanında
aktiviteleri bol olan bir yapı istedi. Dolayısıyla bir taraftan burslar verilip öğrenciler okutulurken, bir taraftan şahsi koleksiyonlarını müze ve enstitüye bağışlayarak araştırmacıların, meraklıların kullanabileceği şekilde halkla paylaşmak felsefesini benimsedi. Dünyanın en seçkin oryantal ressamları ve Türkiye için tarihi bir rekorla satın alınan Osman Hamdi Bey resmi bu müzeyi uluslararası alana taşıyor. Ahmet Keskiner'e dedim ki bu alınacak. Ahmet Keskiner dedi ki bana bir limit vermeniz lazım. Dedim ki Suna Kıraç için limitim yok. Dolayısıyla bunu alıp geleceksin. Zannediyorum resim koleksiyonu sergimizi ziyaret edecek insanların oldukça önemli bir bölümü önce Kaplumbağa Terbiyelisi'ni izlemeye geleceklerdir. Ama koleksiyonumuzun diğer parçalarını da gördükten sonra burada daha fazla kalacakları kanaatindeyim. Çünkü burada gerçekten Jean-Baptiste Van Moor'undan Jean-Étienne Lyotard'ına, Lefebvre, Thomas Barbarin'e uzanan bir dizi büyük ressamın açıkçası çok ciddi, kıymetli, değerli eserleri var. Ve bunları izlemek sergi gezerlere büyük keyif verecek, bu kanaatle. Suna kararlı, mücadeleden vazgeçmeyecek. Verebileceğinin en fazlasını verecek. Göreceksiniz, gücünü ispat edecek. Ve bir gün gelecek, kara bulutlar dağılacak. Her şey unutulacak. Hayat eskisi gibi devam edecek. Onu da bizlerle paylaşacak. Ve yine gözleriyle etrafını yönlendirecek. Sevgili seyirciler, işte seyrettiniz Suna Kıraç'ın inanılmaz hayatı. Ve müthiş bir mücadelesi. Teşekkürler Suna.